14 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen, son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sağgider eşi Emine Erdoğan hanımefendi sizleri sevgi ve muhabbetle karşılıyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, böyle anlamlı bir günde özellikle beyannamemizi, bildirimizi açıklayacağımız bir günde sizlerle bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sağ olun, sağ olun. Kardeşlerim, bu yolculuk 14 Mayıs'a giden bir yolculuk. 14 Mayıs için hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ve inşallah 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle sandıkları da patlatacak ve yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz. Ve ben şu anda buradaki katılımı görünce mutluluğum daha da arttı. Tabii Ankara Kapalı Spor Salonu'nun içerisi şu anda tıklım tıklım dolu. Sizler maalesef burada kaldınız. Şimdi de süratle inşallah beyannamemizi, bildirimizi açıklamak suretiyle yola devam edelim. Herhalde bana müsaade edersiniz. Fakat durmak yok. Yola o kadar. Ve gerek ana kademi, gerek kadın kolları, gerek gençler olarak gümbür gümbür 14 Mayıs'a ilerliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun. Şöyle bir kaldıralım ellerimize. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sağ olun. Var olun. Aziz milletim. Cumhur İttifakımızın saygıdeğer temsilcileri, AK Parti'mizin değerli milletvekili adayları, kıymetli basın mensuplarımız, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Şu karşımdaki tabloyu gerek salon dışında, gerek salon içinde Cumhuriyetimizin ilk asrını geride bırakmakta olduğumuz bir dönemde Türkiye yüzyılının muştusu olarak görüyorum. Sevginiz,
coşkunuz, ahde vefanız, ülkemize ve milletimize hizmet için çarpan kalpleriniz, dosta güven veren, düşmana korku salan, aslan yürekleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bugün bu salonda Sultan Alparslan'ın Malazgirt'teki vakur duruşundan, Osman Gazi'nin Söğüt'te diktiği çınarın 3 kıta 7 iklime yayılan cesametinden, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u alarak çağ açıp çağ kapatan fethinden, Gazi Mustafa Kemal'in 600 asırlık bir cihan devletinden geride kalanlar üzerinde kurduğu cumhuriyetimizin heyecanından, rahmetli Menderes'in tam 73 yıl önce 14 Mayıs 1950'de zafere ulaştırdığı "Yeter! Söz milletindir" haykırışından. Bekara karı boşamak kolay. Rahmetli Özal'ın Türkiye'ye çağ atlatma azminden, rahmetli Erbakan'ın önce ahlak ve maneviyat ilkesi üzerine kurduğu sanayi ve teknoloji hamlesi hayalinden, rahmetli Türkeş'in Türk dünyasının birliği ve Türk devletinin ebed müddet ayakta kalması uğrunda verdiği mücadeleden, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ömrü boyunca vatanını sevmenin çilesini çekerken sergilediği asil duruşundan, kardeşlerim, AK Parti'nin 21 yıldır azim ve kararlılıkla hayata geçirdiği demokrasi ve kalkınma atılımlarından, Recep Tayyip Erdoğan çıktı kutlu yoldan, asla dönmez Erdoğan, dimdik ayakta duran. Hocaeli, Recep Tayyip, ben de sizlerle gurur duyuyorum. Adam yapıyor, hep yapıyor, boş durmuyor. 14 Mayıs Kocaeli'nde ne diyor? Evelallah. Kocaeli'nde sandıklar patlayacak mı? Tüm Türkiye'de 14 Mayıs'ta sandıklar patlayacak mı? Eyvallah. Velhasıl ilhamını bu topraklara, bu millete dair hayırlı olan ne varsa ondan alan siz, dava ve yol arkadaşlarımla birlikte olmaktan şeref duyuyorum. Allah'ın izniyle yine bir 14 Mayıs arifesinde 1950'deki inanç ve iradeyle bir kez daha "Yeter! Söz milletindir" demek. Yeter. Erdoğan dimdik ayakta duran, Recep Tayyip Erdoğan adam yapıyor, hep yapıyor, boş durmuyor, hep koşturuyor. Derdi millet, der ki hizmet, düşmanın belasını hoplatıyor. Adam yapıyor, hep yapıyor, boş durmuyor, hep koşturuyor. Derdi millet, der ki hizmet, düşmanın belasını hoplatıyor. Fakirlere ayda 600 lira maaş bağlayacağınızı ifade etmişsiniz. Öyle mi? Peki, şimdi CHP'nin genel başkanı olun. Hadi İzmir Büyükşehir Belediye... Kiminin sonu dar ağacında bitmiş olsa da, yüreklerde yaktıkları hak, hukuk, özgürlük, kalkınma ateşi hiç sönmedi. Darbeciler süngüleriyle bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Vesayetçilerin millete tepeden bakan kibirleri bu ateşi söndürmeyi başaramadı.
küresel emperyalistlerin, içerideki ve dışarıdaki tetikçilerinin hoyrattıkları bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Siyasi ve sosyal mühendislik hesaplarıyla girişilen sayısız teşebbüs bu ateşi söndürmeyi başaramadı. Hamdolsun. Milletimiz her seferinde iradesine sahip çıktı. İstiklaline ve istikbaline sahip çıktı. Yönünü aydınlık geleceğine çevirdi. AK Parti işte bu kutlu mirasın son 21 yıldaki temsilcisi olarak milletimizle gönül gönüle, omuz omuza tarihi bir demokrasi ve kalkınma mücadelesi yürütüyor. Kurulduğumuz günden beri girdiğimiz her seçimi, bu çetin mücadelenin yeni adımı, yeni bir safhası olarak yaşadık. 2002 seçimlerine ne dedik o zaman? Tek başına, iş başına diyerek gittik. Milletimiz bizi tek başımıza ne yaptı? İktidara getirdi. 2007 seçimlerine durmak yok, yola devam diyerek gittik. Milletimiz ne yaptı? Yolumuzu açtı. 2011 seçimlerine istikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyerek gittik. Milletimiz tercihini istikrardan yana kullandı. Manisa'ya bak Manisa'ya. Manisa ne diyor? Reise hay hay, Kemal'e bay bay. Maşallah. Neler de çıkarıyorsunuz. Bak, nabzım 80'li, kalbim 80'li atıyor reis. Manisa'ya bak.